Veba salgını çıktığında aslında herkesin kafasında ilk oluşturulan şey yediğin içtiğinin ne kadar sağlıkla ilintili olduğu. Yani insanları sağlıklı tutabilmek için, sağlıklı yaşatabilmek için bir kez her şeyden önce hijyen meselesinin gündeme gelmesi kaçınılmazdı. Hijyen meselesi gündeme gelince insanlar kafa yormaya başladılar. Yani daha temiz gıdalara ulaşmak belki de fitili ateşleyen en önemli unsurdu. Şimdi dünyada dev bir mekanizma var. Bu mekanizmanın başlangıç noktası her şeyden önce kitleler halinde ölen, hastalıklar yüzünden, vebalar yüzünden ölen insanların yediklerinin, içtiklerinin daha standart, daha steril hale getirilmesi fikri vardı. Ama bu fikir öyle bir boyuta geldi ki milyarlarca dolarlık dev bütçeli şirketlerin gıda pazarını yönetmesine kadar gitti. Üstelik bu şirketlere hiçbir şekilde söz geçirilemedi. Yasal düzenlemeler yapıldı ama şirketler muaf tutuldu. Bütün sağlık sistemi yeniden düzenlendi. Yani ambalajlı gıdalar, ambalajlı gıdalarla birlikte hastalanan insanlar büyük o mekanizmanın, o büyük çerçevenin bir parçası oldu. Çünkü insanlar hastalanırken hastane kapılarında kuyruklar giderek uzadı. Dev bir ekonomiye dönüştü yani. Kasım ayında Amerika'da seçimler var. Biliyor musunuz? Amerikan seçimlerindeki siyasi partileri zaten topu topu iki tane parti var. Bir tanesi Cumhuriyetçi Parti, bir tanesi Demokrat Parti. 350 milyonluk dünyanın en güçlü demokrasisinde sadece iki partinin olması akılla, mantıkla açıklanabilir mi? Bu başka bir programın konusu ama iki partinin de en önemli ortak noktası küresel şirketlerden, yani bütün bu mekanizmayı yöneten ister enerji olsun, ister gıda olsun, ister perakende sektörü olsun fark etmez. Büyük bütçeli firmaların ki bütçeleri milyarlarca dolarlık bütçeler. Bazı şirketlerin genel olarak büyüklüğü, parasal olarak büyüklüğü Türkiye'nin toplam bütçesinin neredeyse iki katından fazla. Böyle bir paradan bahsediyoruz yani. Bu dev bütçeli şirketler iki partiyi fonlarlar. Her seçimde aynı tartışma konusu olur. Özellikle bu seçimlerde nereden geldiği belli olmayan, daha doğrusu parayı kazanan sistemin birçok şaibeyi içinde barındırması, birçok soru işaretini içinde saklaması nedeniyle seçimin en önemli tartışma konusuydu. Tek bir aday, Demokrat Parti'den Bernie Sanders çıktı. Dedi ki bu kadar büyük paranın yönettiği bir siyaset, bu kadar dev bütçeli şirketlerin emrinde olan dev bir siyasi mekanizma, insan sağlığını, kitlelerin geleceğini, refahını, büyümesini, gelişmesini, sağlıklı bir ortamda var olmasını sağlayamaz. Mümkün değil. Çünkü insanlar değil, şirketler yönetiyor artık sistemi. Bu son derece önemli bir suçlamaydı. Ama bu suçlama bütün siyasi paradigmaya damgasını vurdu. Kasım ayında seçimler var. Şimdi büyük paranın nereden geldiği artık tartışılmıyor. Çünkü tek bir kişinin dillendirmeye çalıştığı, dünyadaki bütün bu küreselleşme sisteminin insanları teker teker nasıl yok ettiği, nasıl hastalandırdığı, hastalandırdıktan sonra üzerinden nasıl para kazandırdığını tek tek anlatan tek bir kişi vardı. Ama maalesef sesini duyuracak yeteri kadar medya organı yoktu. Ya da arkasında yeteri kadar büyük bir kitle yoktu. Yine de buna rağmen bu büyük parayı açıklayan kişinin aldığı 13 milyon oy azımsanmamalı. İşin bu boyutu var. Yani büyük gıda şirketleri, perakende şirketleri ya da enerji şirketleri siyaseti yönlendirecek kadar büyük bir noktaya gelirken, güçlü bir konuma kendisini yerleştirirken insanlar yavaş yavaş neden hastalandığını sorgulamaya başladı. İşte nereye gider biliyor musunuz? Afrika'da şeker kamışı tarlalarına kadar gider. Afrika'daki şeker kamışı şeker ürettikten sonra insanlar tek bir lezzete, tek bir tada, tek bir markaya köle olmaya başladılar. Öyle bağımlı hale geldiler ki o bağımlılık bugün insanların hapis olduğunu unutturacak kadar, tutsak olduğunu da unutturacak kadar, markaların kölesi olduğunu anımsatmayacak kadar dev bir gerçekliğe dönüştü. Sorum şu, hangisi gerçek? Sanal gerçek mi? Yoksa orada duran, biraz gizlenmiş, biraz üstüne örtülmüş, biraz şirketlerin yönetiminde sevimli hale getirilmiş asıl olan gerçek mi? Bu soruya cevap bulmak lazım.
Hani gıda ürünlerinin ambalajlarında hep köyler, çiftlikler, çiftçiler var ya. Hani mutlu mutlu fotoğraflar var ya. İşte onlar yok aslında. Onların işini bilim ve fabrikalar yapıyor. 50 yıl öncesine göre tavuklar yarı yarıya daha çabuk büyüyor ve 2 kat daha fazla büyükler. Çünkü gıda endüstrisi tavukların yetiştirilme biçimlerini tamamen değiştirdi. Kendi tavuklarını yetiştiren kaç tane çiftlik gördünüz? Daha doğrusu yemle değil, doğadan beslenen tavuk kaç zamandır hayatınızda yok? Hiç düşündünüz mü? Aslında tavuk değil yemek üretiyorlar. Civcivler bile aynı ebatta. Çok miktarda tavuk, çok küçük alanlarda çok ucuza üretiliyor. Çiftliklerde daha çok et versin diye gün yüzü görmeyen yetiştirilen tavuklar bunlar. Bu çiftliklerde çekim yapılmasına da pek izin verilmez. 7 haftada 2,5 kiloya ulaşan tavuğun görüntülerini izlemeye tahammül edemezsiniz zaten. Toprakta besleneceğine yem yiyerek üst üste yaşamaya çalışan tavukların ayakta duracak dermanı bile yok. Evrim geçirdikleri için vücutlarını taşıyamıyorlar. Üstelik bu yöntemlerin insan sağlığına zararlı olduğunu belgeleyen bilimsel çalışmalar yok. Çünkü çoğu zaman izin verilmiyor. Endüstri izin vermiyor. Bakın, yem ve gıda endüstrisinin sihirli kelimesi mısır. Mısır bitkisi genetikle yeniden düzenleniyor. Tüm gıdaların üretimi ondan kaynaklanıyor. Gübre üreticileri, tarım ilacı üreticileri ve hayvan yetiştiricileri bu dev gıda endüstrisi için harıl harıl çalışıyor. Herkesin tek isteği var: düşük maliyetli, büyük üretim. Küresel gıda şirketleri, ki bunlar elimin parmaklarını geçmez, gücünü aslında Amerikan Kongresi'nden alıyor. Yasalar istedikleri gibi çıkıyor, tarım kanunu gıdanın kalitesine ve küçük çiftçilerin hayatına asla odaklanmıyor. Sistem sadece büyükler için işliyor. Mahsulün depolanabilir ve uzak diyarlara bozulmadan nakliye olması tek kriter, tek hedef. Bu arada laboratuvarlarda yiyecekler baştan yaratılıyor. Buzdolabında çürümeyecek gıdaları üretmek için bilim dünyası, gıda endüstrisinin hizmetinde. Yoksa gıda mühendisliği kavramını ta 1950'lerde Amerikalılar niye keşfetsinler? Bilimin başardığı en büyük iş yüksek fruktozlu glikoz. Bu sayede lezzetli gıdalara alıştırıldık. Market raflarına bakın. Ürünlerin neredeyse tamamında mısır ve soya vardır. Ketçap, peynir, mayonez, fıstık ezmesi, kekler, jöleler, kolalar, tatlandırıcılar, hazır soslar, toz içecekler, bebek bezleri, et ve tabii ki fast food. Hepsi mısırlı, hepsi soyalı. Yani hepsi zararlı. Burası 9 Eylül Hastanesi. 9 Eylül Hastanesi'ne geldim İzmir'de. Çünkü özellikle hematolojik hastaların giderek yaygınlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve Türkiye'de de hematoloji hastalarının arttığını görüyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor ama ben gıdalarla bu hastalıklar arasında bir ilişki var mı sorusuna yanıt arıyorum. Çünkü çok farklı görüşler var dünyada. Bir görüş bu hastalıkları gıdaların yarattığına dair herhangi bir bulgu olmadığından yakınarak şöyle diyor: zaten endüstri o kadar çok büyük bir parayla dönen bir endüstri ki bu. Endüstri zaten bilim dünyasını istediği gibi şekillendiriyor, istediği raporları çıkartıyor, istediklerini de engelleme gücüne sahip. Çünkü milyarlarca dolarlık dev bir pazardan bahsediyoruz. Yine başka bir görüşte diyor ki, hayır, gıdalarla hastalıklar arasında bir ilişki kurabilmemiz için
çok fazla değişken var. O değişkenlerin bir araya gelmesi lazım ki net konuşabilelim. Belli araştırmalar olsa bile bu araştırmalar bize yine de yediğimizin içtiğimizin bizleri hastalandırdığına dair net sonuçlar vermez. Hayri Hoca bu konuda önemli araştırmalar yapmış isimlerden bir tanesi. Hematolojinin önemli isimlerinden bir tanesi. Ben de buraya gelip kendisine bir sormak istedim. Gerçekten gıdalarla hastalıklarımızın arasında şu anda bir ilişki kurabileceğimiz bir veri var mı elimizde? Yoksa bunun dışında bir düşünceye mi ihtiyacımız var? Önemli sorular var. Hocam teşekkürler. Bizi bu kadar yoğun gündeminizde karşıladığınız için sağ olun. Şimdi ben bir araştırma yapıyorum ve genel olarak dünyada bir yaygın kanı var. Bu ister diyelim ki sansasyon yaratılıyor, ister gerçekleri yansıtıyor ama bir gri alan olduğu kesin. Gıdalarla hastalıklar arasında bir ilişki kurula geldi bugüne kadar. Yani dünyanın gündeminden bu hiç düşmedi. Bir görüş diyor ki gıdalarla hastalıklar arasında bilimsel bir kanıt yok hastalık olduğuna dair. Hastalıklarımızın büyüyeceğine dair bir görüşte diyor ki hayır endüstri o kadar büyüdü, o kadar büyük miktarlarda bize gıda üretiyor ki bu bir aslında bir oyun. Dolayısıyla hastalıklar yayılsın ve ilaç endüstrisi de para kazansın diyenler bile var. Siz çalışmalarınızda ikisi arasında gıda ile hastalık arasında net bir bağlantı bulabildiniz mi? Bu iki kelamda böyle çok keskin bir şekilde savunmak çok zor. Arasını bulmak lazım. Muhakkak gıdalarla birçok hastalıklar arasında önemli ilişkiler var. Bunlardan biri de kanser olabilir. Ancak beslenme ve kanser arasındaki ilişki tıbbın en zor alanlarından biridir. Çünkü çok fazla değişkeni içermekte. Ve günlük yaşamımızda tek bir besinle yılları geçirmiyoruz doğal olarak. Beraberinde tükettiğimiz birçok gıda maddeleri var. Bu ilaçlarda bu zorluğu yaşamıyoruz. İşimiz daha kolay. Örneğin bir A hastalığında güvenlik testlerini geçmiş bir ilacı çalışmak istediğiniz zaman bir gruba X ilacını verirsiniz, bir grup hastaya vermezsiniz. Daha sonra sonuçlara bakarsınız, objektif datalarla savunabilirsiniz. Ancak gıda öyle değil. Çok fazla değişkeni içeriyor. Örneğin böyle bir çalışma düşünelim. Bir de kanser gelişmesi işin aslında çok uzun bir süreç. Bu yönden şanslıyız. Böyle bir maddeye maruz kalıp hemen kanser oluvermiyoruz neyse ki. Böyle hızlı gelişen ve hızlı ölüme götüren kanserler de var. Olsun. Yine de bunların gelişim süreci çok uzun bir zamanı gerektiriyor. Bu yönden şanslıyız. Bazen yıllarca aynı stimülasyona maruz kalmak gerekiyor. Sigara örneğinde olduğu gibi yıllarca içtikten sonra kanser gelişiyor. Hematolojik hastalıklar son özellikle baktığınızda son 50 yılda mesela kendi ülkemizde, bizim ülkemizde nasıl bir seyir izlemiş? Hematolojik hastalıklara baktığımız zaman bir artış söz konusu. Ama bunun beraberinde tanısal yönden de hastalara ulaşılabilme yönünde de çok daha gelişme kaydettik. Bu da önemli bir rol oynayabilir. Hematolog sayısı çok yakın geçmişte oldukça azdı. Giderek hematolog sayısının artması, daha ulaşılamayan yerlerde hematologların olması bu tanısal kolaylığı da beraberinde getirdiği için bu artış belki bununla bir paralellik gösterebilir. Hematolojik hastalıkları baştan yok etme konusunda bilimsel çalışmalar ne durumda? Burada tabii koruyucu hekimlik adına yapılabilecek şeyler biraz sınırlı. Sonuçta beslenme olsun, doğal ortamımız olsun maksimum şekilde en doğalına yakın gitmekte fayda var ama hiçbiri %100 bu tür hastalıklarda koruyucu olamıyor. Elimizden geldiğince sağlıklı bir dengeli beslenme, sağlıklı dengeli bir yaşam, egzersizin olduğu bir yaşam şekli ama buna rağmen de olursa bir hematologla bağlantı kurup bu tür şeyleri de daha sonra tedavi etme yolunu seçmek lazım. Son olarak bize önereceğiniz bir diyet var mı? Sağlıklı yaşam için. Var. Aslında yıllardır anneannelerimizden gelen diyetler çok önemli. Mümkün olduğunca lifli, meyve, sebze içeren gıdalar olmalı. Et tüketimini belki alınmamalı diyemeyiz. Belli bir oranda, tadında bir et tüketimi ve
koruyucu madde içeren gıdaları da daha az tüketmek, düzenli tüketmek gerekir. Zaman zaman ihtiyaç olunca muhakkak tüketmek ama daha az tüketmek ve her şeyi daha dengeli yapmak en ideali olacaktır diye düşünüyorum. Hocam bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Mısır harika bir şey gerçekten. Nişasta zengini ve parçalarını ayırıp yeniden birleştirmek mümkün. Üstelik kimyasalları da üretip hayvanları da besleyebiliyorsunuz. En son meralarda beslenen kaç inek gördünüz hakikaten? Tekrar soruyorum. Hepsi devallarda makina gibi besleniyor. Mısır elbette hayvan yemlerinin temel maddesi. Temiz sandığınız çiftlik somonu bile mısır yiyor. Mısırın bu kadar ucuz olması et fiyatlarını da düşürdü. Amerikalılar dünyanın en ucuz etini yiyor. Biz yiyemiyoruz. Çünkü biz ithal ediyoruz. Yemi, ilacı, gübreyi, hatta hayvanın canlısını ithal ediyoruz. Oysa ineklerin evrimi mısırla beslenmesine uygun değil diyor uzmanlar. Otla beslenmesi lazım. Doğamızda olmayan gıda endüstrisinin vazgeçilmezi. Sağlıklı yaşamanız mümkün mü? Fast food ürünleri ucuz oldukça hepimiz zararlarını unutuyoruz. Maliyetler düştükçe fiyatlar düşüyor. Yağ, tuz ve şekeri çok seviyoruz. Oysa bunlar doğada bulunması en zor şeyler. Endüstri üretimini kolaylaştırdı ve yemeklere lezzet kattı. Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve arıtılmış karbonhidratlar insülin artışına sebep oluyor. Bu da bedenimizin şeker sindirme sistemini yavaş yavaş zayıflatıyor. Böylece şeker hastaları da artıyor. İnsanlar sigortalarla şahane döşenmiş lüks hastanelerde sıra bekleyip şifa arıyor. Müthiş bir para mekanizması yani. Her şey ucuzluk mu demek? Özellikle gıdanın ucuz olmasına çalışmak hastalıkları da hayatımıza sokuyor işte. Çevresel, toplumsal ve sağlık bedelleri ödüyoruz. Yani gıdayı küçük çiftçi üretmeli. Parayı endüstri değil, çiftçilerimiz kazanmalı. Bir çiftçinin ürettiği geçen yüzyılda sadece 8 kişiyi doyurabiliyorken, tekrar ediyorum, sadece 8 kişiyi doyurabiliyorken, şimdi 126 kişiyi doyurabiliyorsa üzerinde durup düşünmemiz lazım. Dünyada doğal olan her şeyi kaybettiğimiz bir yüzyıl bu. Yani doğal olan her şeye giderken aslında tek tipleşiyoruz, aynılaşıyoruz. Bir at arabası yok mesela. At arabasını gördüğümüz zaman çok şaşırıyoruz. Arkasında onu takip eden bir köpek gördüğümüz zaman çok hoşumuza gidiyor. Kavun yüklü bir at arabasını gördüğümüz zaman doğal olan her şeyi ama her şeyi ne kadar kaybettiğimizi bir kez daha hissediyoruz. Belki de sadece ben hissediyorumdur. Benim görevim bir insan olarak, bir gazeteci olarak size neyi kaybettiğimizi hatırlatmak. Çünkü olağanüstü bir çarkın içindeyiz. Muazzam bir çark bu. Müthiş bir matematik. Harıl harıl işliyor. Ve sizi giderek daha fazla o çarka maalesef kölelik yapmaya zorluyor. Bizim gıda, hava, su. En önemli olmazsa olmazımız. Yani biz insanlar bunlar olmazsa yaşayamayız. En temel ihtiyaçlarımız gıda, hava, su. Yani baktığım zaman mesela kapımın önüne birisi getirip bir su koyduğu zaman kendi kendime düşünüyorum. Ben buna niye para veriyorum? Suya para verilebilir mi? Suya niye para ödemek zorundayım? Niye cüzdanımı aramak zorundayım? Su içmek için herhangi bir şekilde bir şirketin kapıma hizmet vermesine ihtiyacım olabilir mi? Ama maalesef artık böyle bir çağda yaşıyoruz. Hiç de şaşırmıyoruz. Düzen o kadar tıkır tıkır işliyor ki saat gibi. Hiç problem değil. Ambalajın içine suyu atıyorlar. Üstelik o suyun nereden geldiğini bilmeden, gerçekten sağlıklı olup olmadığı konusunda bir fikrim olmadan ben bunun parasını ödüyorum. Otomatik her şey. Gayet güzel. Bakın mis gibi rüzgar esiyor şu anda. Yani birisi bana demişti ki, Antalya'daydı galiba. Eğer bir rüzgar esiyorsa hemen yüzünü ona doğru çevir. O rüzgar şöyle yüzünü yalasın. Ve ciğerlerini tertemiz havayla doldur. Çünkü o sırada bir enerji var. Bütün evrenin içinde bir enerji var. Ve o rüzgar boşa esmiyor. Onu asla kaçırma demişti. Hiç aklımdan çıkmaz bu.
Şimdi burası Alaçatı. Benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Alaçatı bir kez doğasıyla ünlü, Alaçatı rüzgarıyla ünlü. İnsanların burada yavaş bir hayat sürmesi bence en güzel tarafı. Yani o rüzgar hafif de sersemletiyor ya, o rüzgarın sersemliğiyle birlikte daha yavaşlayan bir hayat. Satın hayatlarımız çok hızlı geçmiyor mu? Sürekli kalkıyoruz, iş yerlerine gidiyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Bir taraftan hayat geçiyor. Bugün mesela 15 Ağustos saat 15. 15 Ağustos 15, 2016. Bu tarih, bu an, benim size bunları anlattığım şu an bir daha asla gelmeyecek. Bunu yaşamak zorundasınız. Yani o rüzgar esiyorsa, benim şimdi işim var, çok meşgulüm, şu anda rüzgar esiyor. Ben durup içime o güzel havayı çekemedim. Olsun, çekelim. Allah kısmet etmiş olsun. Şimdi o doğal yaşamdan ne kadar uzaklaştıysak, biraz önce size at arabasını gösterdiğimde nasıl şaşırıyorum, hoşuma gidiyor. Hemen elimdeki cep telefonunu çıkarmaya ve fotoğrafını çekmeye yelteniyorum. İçimde böyle bir istek doğuyor. Çünkü farklı, çünkü güzel. Burası bakın müthiş otlar. Burası Alaçatı'nın ünlü ot çarşısı. Buraya yolunuz düşerse, eğer birilerine sorarsanız Niko nerede diye size söyler. Bütün hayatını otlara, doğanın içindeki enerjiye, doğanın içindeki o gizli kalmış bilgilere adamış bir adam. Eğlenceli de bir adam. Ama benim için en önemli tarafı bir kez her şeyden önce hayatının merkezine bunu koymuş olması. Mis kokulu lavanta. Demeti 5 lira. Belki bunu bir odaya koyduğunuz zaman şey bile gelmeyecek. Sivrisinek bile gelmeyecek, değil mi? Baksanıza, müthiş bir şey. Başka bir şey göstereyim size. Bu Alaçatı'nın ünlü dağ nanesi. Beni çok etkileyen bir hikayesi var. O kadar önemli ki Alaçatı'nın dağ nanesi, bir koklayayım. Müthiş bir şey. Yani elinize aldığınız andan itibaren, bak rüzgar olduğu için uçurabilir biraz. Ele aldığın andan itibaren müthiş bir duygu yaratıyor. Bu doğanın dokunuşunun yarattığı duygu. Doğaya dokun. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya kardeşim Cem Seymen sen de amma romantik bir adamsın ha. Yani doğaya dokunmak da ne demek? Bu kadar çok üstümüze hayatın geldiği, bu kadar çok karanlık bir gerçek dünyada yaşadığımız, bu kadar çok nefes alamayacak bir ortamda var olmaya çalıştığımız bir dönemde sizce doğaya dokunmak çok acayip bir şey mi? Hiç zannetmiyorum. Alaçatı'nın ünlü dağ nanesinin müthiş bir hikayesi var bence. Çünkü bu nane birkaç sene sonra, belki 2 sene sonra, belki 6 ay sonra olmayacak. Buraya yazmış ama yani bu yazdığı yazıyı bir dahaki sefere, bir dahaki yaza buraya geldiğiniz zaman bulamayabilirsiniz. Mis gibi bir kokusu var. Yani zaten kokladığım andan itibaren beni muhteşem bir rahatlama duygusuna itiyor. Mutlu oluyorum yani. Yani doğadaki her bir otun bir sebebi var, bir nedeni var, bir amacı var. Onun var olmasının bir sebebi var. Bulamayacaksınız çünkü bütün kıyı şeridi, imar izni verildiği, betonlara boğulduğu ve sitelerle dolduğu için sadece kıyı şeridinde yetişen ve sadece Alaçatı'ya özgü bu nane türü artık olmayacak. Çünkü korkunç bir hırsla, muazzam bir açgözlülükle insanlar her yere, ama her yere ya bir otel, ya bir ev, ya bir pansiyon, ya da bir sitede konduruyorlar. Hiç önemli değil. Doğa bol bol verir zaten. Doğa bol bol vermez. Su tükenmez bir kaynak değil, tükenecek. Gıda tükenmez bir kaynak değil, tükenecek. Hava kirlenmez bir kaynak değil, kirleniyor. Hastalanıyorsunuz. Niye hastalandığınızı, niye başınızın ağrıdığını sorgulamıyorsunuz bile. Hemen bir eczaneye koşuyorsunuz, bir ilaç alıyorsunuz. İlacın içinde var olan her şey, aslında bütün bu bitkilerin içinde olan her şey ilacın içine konulmuş, ambalajlanmış, müthiş bir ambalaj sektörüyle birlikte eczacı sektörü giderek endüstriyelleşmiş. Şimdi ben size eminim bu otlardan bir şeyler yapıyordur, bir iksir üzerinde çalışıyordur. Bir karışım üzerine kafa yoruyordur.
Niko'yu bir bulup onu göstereceğim. Gelsene Ümit. Limon keki, Alaçatı'nın ünlü dağ nanesi, Daril Fülfül, ne olduğunu bilmiyorum ama sorarım. Yeşil çay, ebe gümeci çiçeği, karanfil çayı, anne sütünü artırıcı funda yaprağı. Yani kuş burnundan tutun da gül hatmine kadar her şey var. Çoğunu bilmiyorum. Çoğunu niye bilmiyorum? Çünkü doğaya sırtını dönenlerden bir tanesiymişim de haberim yokmuş. Ha ben mümkün olduğunca doğayla iç içe yaşamaya çalışıyorum ama o kadar şey değil. Unutuyoruz yani, zamanla unutuyoruz. Unutmayanlar var ama. Niko. Tekrar sizi görmek. Onurlandırdınız beni. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Çünkü çok az insan kaldı artık. Doğayla evet. Uğraşan, otlarla uğraşan, karışımlarla uğraşan, iksirlerle uğraşan. Evet. Mesela burada hemen gördüm. Ne yapıyorsun bu, şimdi? Alaçatı'nın ünlü dağ kekiği. Kurutuyoruz bunu. Bu, özellikle mide hastalıkları için, ondan sonra vücuttaki ödemin atılması için kekiğin korkunç derecede büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Genelde bu yörede bunu salataların üstünde kullanıyorlar. Ama ben bu dağdan toplanmış kekikleri birçok insana öyle ücret almadan da dağıtıyorum. Bunun demlenerek içilmesi vücuda çok büyük bir sağlık getireceğine inanıyorum. Biz yani şunun için geldim sana. Yani hı-hı. Biz kendi kendimizi bu kadar ambalajlı gıdayla. Hani dünyada bir sistem kurulmuş. Evet. Herkes hangi ülkeye gidersem, ister Brezilya'ya gideyim. Evet. Geziyorum, seyahat ediyorum hı-hı. da ben. İster Arjantin'e, ister Japonya'ya, hı-hı. ister Norveç'e gideyim, ister Güney Afrika'ya. Herkes aynı şeyleri yiyor. Evet. Hemen hemen birbirine çok yakın gıdalarla besleniyor. Hı-hı. Ve aynı sebzeleri, aynı meyveleri, aynı otları görüyorum. Hı-hı. Yani sanki birileri bir menü hazırlamış da hı-hı. bundan başkası tüketemezsin evet. arkadaş demiş. Ne diyorsun? Tabii bu gözleminiz gerçekten çok 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 güzel bir gözlem. Bir menü uygulaması varmış gibi dünyanın global olarak hep aynı şeyi yemesi ve aynı hastalıkları tüketmesine sebep olan bir sistemin parçası gibi geliyor bana. İşte sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde kanserin artması demek ki bazı nedenleri, bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunun için ben büyük bir çaba sarf ederek dağlardan topladığımız ürünlerin insanlara ulaşması, ondan sonra organik ve natürel ürünlerin daha çok piyasaya sürülmesi, insanların bu konuda sizin gibi, sizin vasıtanızla özellikle uyarılması veya da öğretilmesi veya bilgilendirmesi gerekiyor. Sen ne yapıyordun mesela biz burada geldiğimizde? Ben şimdi kekiklerin ayrıştırmasını yapıyorum. Onları paketleyip gelen arkadaşlara hediye edeceğiz. Nasıl yapıyorsun? Bu vurduğunuzda bakın. Şimdi avucunuzu getirin. Bu kadar güzel kokan, bu kadar nadir bir bitki. Bunu dağdan topluyoruz sadece. Peki bizi yediğimiz, içtiğimiz, hı-hı. tükettiğimiz şeyler hastalandırıyor. Buna inanıyorsun yani. Yani nasıl bir denetleme var? Yani ben yediğim herhangi bir gıdanın üzerinde A300, B400, K700 gibi rakamlar görüyorum. Bir defa bunun ne olduğunu araştırdığımda mutlaka o yiyeceği korumak üzere izole edilmiş bir kimyasala ulaşıyorum sürekli. Yani bu kimyasal ne derece beni koruyor, ne derece gıdayı koruyor? Bunu araştırıyorum veya bunu bulmaya çalışıyorum. Benim kafamdaki soru ve ünlem işaretleri o işte gıda malzemelerinin üstünde yazılan fabrikanın koruyuculuk adı altında ürünü uzun süre rafta tutmak için yapmış olduğu bir neden midir? Ama bu Amerika'da bile tartışılan bir konu. Çünkü gerçekten bu sorduğun soruyu insanı mı korumak yoksa gıdayı mı korumak üzere katkı maddelerine eklediklerini hiçbir firma açıklamıyor. Çünkü zaten dev paralar... Dev bütçeli şirketler evet. bu araştırmaları, bu bilimsel araştırmaları yaptırmamak için zaten bir duvar örmüşler. Evet. İşte biz o duvarın arkasına geçemiyoruz. Nasıl yapacağız? Geçemiyorsak ben de dağlara geçerim. Dağlardan toplarım. Kendi uygulamamızı ancak sizin vasıtanızla insanlara böyle iletmeye çalışacağız. Gerçekten şahanesin. Peki mesela bu reçellerde kullandığın bütün bu mesela beyaz üzüm demişsin, ondan sonra portakal demişsin, çilek, ondan sonra granül hurma pekmezi, bak neler var, jerapano var, altın çilek var. Yani bir sürü farklı farklı şey. Şimdi bunların doğal olması şart mıdır? Doğal olması yani imkanı, demek yapabiliyorsak imkanı vardır. Ama
Tabii ki bu süreç... Burada doğalını mı yapıyorsun? Evet, doğalını yapıyoruz. Doğru neden olan doğal diye tutturuyorsun? Şimdi bunun acaba doğalını yapmak ve piyasa sürmek biraz emek ve masraf gerektiriyor. İşte bu türdeki yatırımları yapan adamlar masraftan kaçıp süreci kısaltıp çok çabuk ürünü piyasaya devretmek istiyorlar. Bu örneğin bir tane ceviz reçini 21 günde yapıyoruz. Hangi üretici 21 gün dayanacak? 21 gün suyunun değişmesi lazım ki onun acılığı ve suyu gitsin. 21. günü elma suyu kaynatılıyor. Posasına çekilen şeker fruktoz olarak veriliyor. Bu şekilde sizi kansere neden olan glikozlu şekerden kurtarmışlar yiyoruz kendimizi. Bu da büyük ticarethanelerin, büyük marketlerin işine geliyor. Tabii ki. Ambalaja sokuyor. Ambalaja sokuyor, hemen piyasaya sürüyor, bitti. Katkı maddesini koyuyor, raf tabii. Ömrünü uzatıyor. Tabii. Biz de buna itiraz etmiyoruz. İtiraz etmiyoruz. Biz oradaki etiketi %50, %60 bizi etkileyen neden üstündeki etiket fiyatıdır. Bu türdeki bir çalışma biraz ekspansif çalışmadır. Diyelim A ürününü biz 20 liraya satıyorsak, A ürünü herhangi bir markette 4 liraya satılıyor. Şimdi şişesi 1 lira 25 kuruş. KDV'si, bir işçiliği, bilmem neyi koysan 4 lirayı nasıl kurtaracak? Demek sistemin içine başka nedenler, ekonomik kaygıları giriyor. Bu kaygılar böylece bu türdeki ürünlerin piyasaya sürülmesini veyahut da kullanmasını engelleyecek sistemi ama yaratıyor. Ama bir şey diyeceğim. Yani mesela bir genel olarak baktım reçel fiyatına 20 lira 25 lira falan. 25 liraya bir reçele nasıl versin yani bu kadar ekonomik şeyde? Herkes alamaz. Herkes alamaz ama dediğim gibi biz çok az küçük tüketicilik yaptığımız için fiyat yükseliyor. Ama bizi destekleyen, bizim arkamızda olan bu türdeki nedenleri yaratıp ortaya çıkarmak isteyen yatırımcılar ve istihdamcılar olursa fiyat otomatikman çok geriye neden çekecekler. Neden desteklenmiyorsunuz? Yaptığınız böyle, çok iyi bir iş. İyi işte böyle bir teklif biz alamadık, alamıyoruz. Mesela Alaçatı, Ege şahane bir yer tarım için. Muhteşem bir yer. Topraklar da çok uygun. Muhteşem rüzgarı, bir yer. Rüzgarı, nemi, bütün ekolojik dengenin son derece sağ. Şimdi senin burada rahatça istediğin o ürün çeşitliliğine ulaşabilmen lazım. Ama, yerel üreticiden. Ama Cem Bey ulaşamıyoruz. Neden ulaşamıyoruz? Şimdi Alaçatı bence dünyanın en pahalı arsasına sahip. Oraya yerel üretici çileği, domatesi, biberi ekmektense milyon dolarlara satmayı düşünüyor. Çünkü oraya çilek ekerse kazancı diyelim ki 10 bin lira olacak. İkisi arasındaki çılgın teşvik, çılgın piyasa böylece yerel üreticinin gittikçe azalmasına, bu türdeki çalışmalardansa bir an önce bir turizme, bir otele, bir nedene bağlı olarak elden çıkarmaya yani çalışıyor. Yani hızlı nakite ulaşmak. Çok hızlı çabuk, nakit. Çok hızlı nakit. Sabır kalmıyor bu sefer. Yani geçen seneki programımızda size söylemiştim. Bir sakız ağacı 5 yıl içerisinde ağlıyor. Yani sakızını yere döküyor. Hiçbir yatırımcı 5 yıl bekleyip de en sonunda damla sakızı elde edip satıp kâra geçme gibi bir çılgınlığı göze alamıyor. Kendine göre. Bana göre ise kesinlikle yapılmalıdır. Kesinlikle sakızla yetişen ağaçların aynısı Çeşme'de, Alaçatı'da çıkmaktadır. Onu mutlaka bu şekilde koruyacak bahçeler kurulmalıdır. Ama işte geçen sene gördük. Ekilen bahçeler %50'si tekrar kurudu ki ilgisizlikten, alakasızlıktan yerine enginar ekildi. Niçin? Şu anda piyasada en çok satılan enginarsa hemen onu ekiyor. Kısa sürede kar marjına geçmek için, parayı elde edebilmek için. Ve biz de yani büyük bütçeli, dev, küresel şirketlerin ambalajın içine doldurduğu neyse büyük büyük markalarla, dev reklam kampanyalarıyla hepimizin aklına, ruhuna, gönlüne girdiği evet. Ürünleri kesinlikle. Para veriyoruz. Evet. Sağlığımızı bozması için onu evimize evet. Soruyoruz. Kendi kendimizi İsteğimizle kendi kendimizi zehirliyoruz. Zehirliyoruz. Evet maalesef. Bu tür küçük üreticiyi desteklemeyi aklımıza bile getirmiyoruz. Evet. Yerel olan tatları korumalıyım diye bir sorumluluk da hissetmiyoruz. Maalesef. Onun için hastanelerin kapısını mı çalıyoruz? Evet. Ben geçen gün bir nedenden bir arkadaşımızın çocuğundan dolayı hastaneye gittim. Orada her section'ın içinde, her kapının önünde 100 kişi kuyruktaydı. Türk halkı hastalanıyor mu diyorum. Kalbimin içinden bu şüphe geçti. Çünkü Amerika'da da ben hastaneye gittim. En kalabalık hastanede 10 kişi 15 kişi görmüştüm. En kalabalık hastanede. Burada 3 gün önceden randevu alıyorsunuz, 4 gün sonraya sizi yazıyorlar. Demek o kadar korkunç bir hastalanma sevdası veya hastalık sarmış ki bizi hastanelerden en büyük neden olarak gittiğinizde göreceksiniz. Demek ki gıdalar koruma altına alınmıyor, natürelleşmiyoruz. Dediğim gibi büyük markalar kendi reklamasyonuyla
sizin sepetlerinizi doldurmaya devam ediyor. Hazır tohumla, tabii, kimyasal, kimya, gübreyle. Kimyasal gübreyle. En kısa sürede en olgun ürünü, en bozulmayan ürünü elde etmek zorundadır. Gibi bir satış pazarlama tekniği şu anda. Ne kadar bozulmayansa o kadar sağlığına tehdit. Tehdittir. Evet. Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Meksika'da da aynı, İtalya'da da aynı, İspanya'ya gittim orada da aynı. Ben tabii ki bu kanallar vasıtasıyla, sizin vasıtanızla birçok kimsenin bu şekildeki ürünlerle sizlere ulaşmasını, halkın sağlığıyla birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Ne öneriyorsunuz peki tüketiciye? Tüketiciye sabırlı olmasını, yaptığı işin sevgisini duymasını, mümkün olabildiği kadar gıdayı natürel korumasını ve asla vazgeçmemesini öneriyorum. Sabırlı olmak, üretmek ve bu işine. Bu işin içerisinde kazanç ikinci planda kalmalı. Kazanabilmeniz için onu korumanız lazım. Eğer koruyabilirseniz, üretebilirseniz ileride bu size çok müthiş şekilde bir şekilde dönüyor. Sağlığınızla dönüyor. Ondan daha zengin bir şey var mı? Benim bana göre çok para mı, çok sağlık mı? Çok sağlık diye tercih ederim. Yaşamınızın kaynağını bilerek söndürmektense yaşamaya devam etmekle gerekir. Seneye tekrar görüşmek üzere. Tekrar seneye görüşüyoruz. Bir de üstüne üstlük bildiğim kadarıyla bir sergi açacaksın. Bir Alaçatı resim sergisini caddede açacağım. Beraber sizi davet edeceğim. Açılışını siz yapacaksınız inşallah. Yani doğanın kucağında bu kadar güzel bir hayat yaşadığın ve bize de yaşattığın İnşallah. Için çok teşekkürler. Merci efendim. Thank you. Ne demek? Her zaman beklerim. Programlarımda özellikle vurguladığım bir şey vardı. Bakın tohum meselesi dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi. Çünkü tohum bizim için gelecek demek. Tohumun üretilmesi ve gen bilimiyle birlikte geliştirilmesi, ıslah edilmesi çok önemli bir konu. Yani kaynaklarımızı, bakın bir ülkenin borçlanması son derece doğal bir şey. Borçlanabilirsiniz. İster Dünya Bankası'ndan, ister Uluslararası Para Fonu'ndan, ister Avrupa Yatırım Bankası'ndan, ister finans kuruluşlarından ülkeler borçlanabilir. Problem değil. Borçlu olmak hiç sorun değil. Borçlanmakta ayıplanacak bir taraf da yok üstüne üstlük. Yapabilirsiniz. Ha kendi kaynaklarınızla para üretirsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde borç almazsınız. Şahane bir şey. O hakikaten en güzeli. Ama borçlanmayacağım diye de gerilime girmenin anlamı yok. Her yerden borç alınabilir. Sermaye bulunabilir. Önemli olan bu paranın nereye yatırıldığı. Önemli olan bu paranın gelecek nesillerin hayatını nasıl değiştirecek bir şekilde kullanıldığı. Onun için tohum çok önemli. Onun için gen bilimi çok önemli. Ben diyorum ki özellikle gıda meselesine baktığımızda büyük küresel şirketlerin odaklandığı nokta bakın tohum. Çünkü tohumun en verimlisini, en kalitelisini, en uzun dayanıklı olanını üretmesi ülkelerin içine girdikten sonra son derece kolay. Zaten şirketler de bunu yapıyorlar. Kaynaklarının tamamını gen araştırmalarına harcıyorlar ve tohumlarla birlikte ülkelere girip ki alıyorsunuz. Eğer ziraat fakülteleri çalışmıyorsa, gen profesörleri herhangi bir açılım yapmıyorsa, laboratuvarlarımızdan tohumla ilgili çığır açacak derecede önemli buluşlar çıkmıyorsa ve biz bundan 11 bin yıldır tarım yapılan topraklarda Anadolu'nun kendine has yerel tohumuyla gen ıslahı yapıp bunları köylüye dağıtıp dünyanın en kaliteli ve en kendine özgü ve en lezzetli gıda ürünlerini üretip dünyaya satmıyorsak durup düşünmeniz lazım. Bunu şirketler yapıyor işte. Dev şirketler, küresel şirketler tohuma yoğunlaşıp bütün kaynaklarını oraya harcayıp bir ülkeye tohum yoluyla girip ağız tadını değiştiriyor. Tetikte olmamız lazım. Kurnaz olmamız lazım. Akıllı olmamız lazım. Endüstrinin bizi nasıl düşünmemiz gerektiğine inandırdığı bir sistemde hayır ben bu oyunun bir parçası olmayayım ve çocuklarımı sağlıklı gıdayla buluşturayım demek sizin hakkınız ve sizin elinizde. Güç sizin elinizde. Bütün bu küresel mekanizmanın zaten bu gücü unutturmaya çalışması da bu yüzden. Olağanüstü reklamlar, muhteşem gazete ilanları, renkli hayatlar,
işte ünlü pop yıldızlarıyla ya da film yıldızlarıyla çekilmiş güzel klipler, bütün bunlar size o gıdanın zaten bir zarar vermediğini yavaşça bilinç altına süzülerek duyurmakla görevli. Ve biz de doğal olarak herkesin yaptığı gibi buna uyuyoruz ve sağlıksız olduğuna dair bütün şüpheleri kafamızdan kendimizin bile haberi olmadan siliyoruz. Onun için bu kadar çok program yaptım. Onun için bu kadar çok tohum üzerinde durdum. Onun için tohumun geliştirmesi, binlerce yıldır tarım yapılan bu topraklarda kendimize ait olan tohumun Karadeniz'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ayrı ayrı lezzetler veren o yöresel tatların korunması için bunca yıldır mücadele verdim. Çünkü küresel büyük firmalar, dev bütçeli şirketler sizin midenizi, aklınızı ve daha da önemlisi kalbinizi sadece tohum yoluyla çalıyor. Bir etin bu kadar dolapta kalması eğer sizi şaşırtmıyorsa, içindeki hangi katkı maddesi var acaba diye sizi sorgulatmıyorsa, biraz da tehlikeye davetiyeyi bizler çıkarıyoruz. Küresel şirketler ne yapsın? O karına bakar. En çok rafta uzun ömürlü olacak gıdayı üretmeye odaklanır. Bir gıdanın başka bir kıtadan diğer bir kıtaya bozulmadan gelmesi, Amerikalı'nın ürettiğini Venezuela'nın yemesi, Japon'un aynı tadı alması ve ondan sonra da Güney Afrika'da bir markette aynı markayla, aynı ambalajda gördüğünüz gıdanın küresel olması sizi şaşırtmalı. Size bir şey söyleyeyim, dehşete düşürmedi. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yani küresel dünyanın gerçeklerinden kaçmamız mümkün değil. Zaten kaçacağımızı hayal etmek bu şartlar altında, var olan sistem içinde kaçabileceğimizi düşünmek abesle iştigal zaten. Çünkü o kadar farklı denklemler, o kadar sağlam atılmış temeller var ki bütün bu büyük oyunun içinden çıkan ülkelerin kendine özgüveninin çok büyük olması lazım ki ben tek başıma var olabilirim diyebilsin. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bakın aylarca, haftalarca tartışmalar oldu. İnsanlar acaba kaderimiz nasıl etkilenir? Bizim gençliğimiz Avrupa Birliği'nden çıkarsak iş bulabilirler mi? Yabancı sermaye gelir mi dedi. Çünkü Avrupa Birliği o kadar müthiş bir heyecan yaratmıştı. O kadar muazzam bir algı oluşturmuştu ki. Bu algının dışına çıkan her ülkenin tek başına ayakta kalamayacağı düşüncesi kafalara yerleşmişti. Yani zihinler zaten çok önceden işgal edilmişti. Bunun dışına çıkan ülkelerin kaybedebileceği şansı gerçekten de büyüktü. Birlik içindeki ülkelere akan milyarlarca dolarlık, hatta bazen trilyon dolarlara varan büyük paralar, yatırımlar, istihdam alanlarının açılması sürekli ve belki de ortak bir bayraktan sonra ortak bir ordu hareketiyle tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Avrupa Birleşik Devletleri kurulabilirdi. İngiltere hayır dedi. Dünyanın denizlerine hakim olan ülke kazanır. Ticarette milyarlarca dolarlık parayı ülkesine çekebilecek kabiliyeti, kapasiteyi gösteren ülke kazanır. O ülkenin adı İngiltere. İngiltere eskiden olduğu gibi bugün olmuş hala dünyanın okyanuslarına, yani ticaret yollarına hakim. İngiltere'nin haberi olmadan dünya denizlerinde kuş uçması mümkün değil. Dolayısıyla İngiltere dedi ki oynamıyorum ben oyunu. Sizi ben 1930'lara götürmek isterim. Türkiye ekonomisinin sağlam bir temele dayanabilmesi için milli ekonominin de muazzam sağlıklı bir temelle oluşturulması lazım. Bunu başarmış. Atatürk Orman Çiftliği işte onun için önemli. Dünyadaki bütün bu gıda hareketini, dünyadaki bütün bu endüstriyel üretim mekanizmasının içindeki küçücük bir dişli olmamak için. Atatürk Orman Çiftliği son derece muazzam, müthiş bir sembol. Yani Ankara'nın ortasında sazlık bir alanda kimsenin dönüp yüzüne bile bakmadığı bir yeri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk şahsi birikimiyle, bakın söylüyorum, şahsi birikimiyle kendisinin biriktirdiği parayla kurma arzusunda
Çünkü diyor ki kendi hayvanını üretmezsen, kendi bitkini ve tohumunu geliştirmezsen, ıslah etmezsen, gen bilimini olabilecek en geniş alanda, olabilecek en büyük coğrafyaya ulaştıracak kadar sağlam bir haline getirmezsen bağımsız bir ülke kurma mümkün değil. Dışarı bağımlı olursun. Ya Rusya'ya, ya Amerika'ya, ya İngiltere'ye. O kadar önemli işte. Yani toprağın insanla buluşmasının hikayesidir Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk Orman Çiftliği'nde atılan her adım aslında bugün ne olacağının da önemli göstergesiydi. Size bir şey söyleyeyim. Yani oradaki hayvanat bahçesi bile bir göstergedir. Hayvanat bahçesiyle çocukların hayvanlara sevgisinin geliştirilmesi. Yani biz var olma mücadelesi sürerken eğer onlar olmazsa, toprak sevgisi yeşermezse, hayvanlara dokunmayı bilmezse üretimi öğrenmesi mümkün değil der. Bu açıdan çok önemli. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurduğu o tohum merkezi, hayvan ıslah merkezi, bugünün ben kendi kendime yetebilirim özgüveninin vücut bulmuş halidir. Bu özgüven olmazsa zaten yola devam etmemiz mümkün değil. Sazlık bir yerde müthiş bir ziraat hareketinin kurulması aslında gıdada hiç kimseye ihtiyacım olmayacak. Kendime yetecek kadarını kendim üretebilirim. Bilimi ve teknolojiyi kullanarak yeni modern çağdaş ziraat teknikleriyle birlikte insanı buluşturabilirim. Özgüveninin hikayesi o. Onun için bugün dünyadaki bütün küresel şirketlerin gıdayı, üretimi bir mekanik sisteme, otomatikleşmiş bir mekanizmaya dönüştürmesini karşısında tek ama tek bir anahtar var. O anahtarın adı kendi kendine üretebilen ve ziraatını güçlü hale getirebilen bir ekonomik yapı. Bu ekonomik yapı olmazsa zaten hiçbir şeyi kurmamız mümkün değil. Gerçekten sazlık bir alanda, hiç kimsenin dönüp bakmadığı bir yerde aman paşam burada kurulur mu, burada çiftlik olur mu dediği vakit söylediği cümle çok önemli. Eğer biz bunu burada yapabileceğimizi göstermezsek, köylüyü bu kadar gariban, bu kadar elden düşmüş bir arazide cennet yapılabileceğine ikna etmezsek bize kim inanır? Bunu göstermemiz lazım. Bugün aynı resmin içindeyiz işte. Türkiye o kadar müthiş bir iklime, o kadar verimli topraklara sahip ve şimdilik topraktan küsmüş, yok olmuş, toprağını, evini, barkını, yurdunu terk etmiş insanlara rağmen bir kurtuluş savaşını kendi kendine başlatabilir. Hayalcilik mi? Evet, doğru. Hayal bu anlattıklarım. Ama bir hayale inanmazsan hiçbir gerçeği asla başaramazsın. Ben buna inanıyorum. Bir hayale inanmaya davet ediyorum hepinizi. Bu büyük bir hayal, umut veren bir hayal. Tekrar üretimin içine gelen gençlerin neleri değiştirebileceğini bir hayal edin isterim. Hayal ederseniz o büyük ambalajlı gıdalar 1950'den beri hayatımıza bir kara kabus gibi çökmüş olan o sektörel büyüklükteki şirketler teker teker ayrılır. Sonra belki de kapınızı çalarlar en iyi siz ürettiğiniz için, en kaliteliyi sizde bulduğumuz için bana sat. Bana ver, önce benim pazarıma girsin diye Türkiye'ye yalvarıyor olabilirler. Teraziyi tersine çevirmek mümkün değil mi? Bence mümkün. Onun için gençler bu noktada çok 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 önemli. Belki bir hayale inanırlar. Belki tutkuyla bağlanacakları bir gerçekle karşılaşırlar. Belki bir hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu unutturan sistemde birden uyanıp bir dakika ben bu sistemi değiştirebilirim deyip bir araya gelebilirler. Tıpkı tek bir adamın sazlık bir yerde bir hayal kurup hayvan ve tohum üretim merkezi yapıp eğer sen burayı yapmazsan sanayi ülkesi olamazsın diye hayal kurup gerçeğe dönüştürmesi gibi. İçine nasıl bir çimento attıysa, içine her ne koyduysa bilmiyorum. Ama hala üretiyor, hala filiz veriyor. Dolayısıyla bu büyük çarkı kırabilir, onun içinden güç olarak çıkabiliriz. Ben buna inanıyorum. Buna hayal diyenlere de katılıyorum. Büyük bir hayal hepimizi güçlendirir. İyi akşamlar.